Merhabalar herkese. Beta karşınızda. Bu silah ne olmuş ya? Yeni video sizden. O baksana. Allah çarpmış. Yeni skin. Simsiyah. Yeni skin mi o? Tabii ki değil. Bug'a girmiş. Dur bakayım silahını bir değiştireyim. İnanırım CS7'i her gün sürprizlerle karşılıyor. Yeni operasyon. Yeni oyun Hayırlı modu değişiklikleri. Olsun. Bir sürü güzel şey gelmiş. Ama en önemlisi ne biliyor musun? Kısa rekabetçi mi? Yok, Dusty'ki. Ya Dusty'ki de bir tane aradaki şeyi değiştirmişler. Ya kendine gel. AWP'ler için ne kadar önemli o aralık sen biliyor zaten musun? Zaten bakmadan vuruyordunuz zaten. Yalan ya. Yulan ya, vuruşlar böyle yok hile gibi. Şimdi artık orada vurulunca kesin diyeceksin ki hile. Oradan vurulma ihtimali artık hiç yok. Ya görmüyor. Duvar. Komple duvar, duvar. Değil. Duvar. Görmüyor musun? Yok. Altında delik var bir tane oradan. Aynen görünürlük değişti. Oradan yine vurulursun ama kesin dersin ki hile. Normalde de kesin hile diyorduk zaten. Hayır, değişen bir şey olmadı. Ben şeyi çok sevdim. Neyi? Kısa rekabetçi abi. Bak. Private queue'lar var. Sırayla başlayalım. Çok şey var. Çok evet, heyecanlı. Evet çok fazla şey abi var. Şimdi buradan başlıyorum. Öncelikle özel queue'lar. Gidip başka bir platformda lobby kurmana gerek yok. Buradan private'ı seçiyorsun. Abi kendi arkadaşlarını çağırabiliyorsun, kodla katılabiliyorsun. Bir de bu kod olayı falan çok kolay, kolaylaştırmışlar yani. O çok aynen. Rahat olmuş. Ve maç süresi. Evet, istediğin uzunlukta maçı girebiliyorsun. Böyle bir seçenek getirmişler. Yani ben kullanır mıyım? Kullanırsın. Belki. Niye kullanırsın? Valorant'tan alışıyorsun. Ha, Valorant kısa daha maçları. Kısa. Bak ben kısa maç olayını çok seviyorum. Evet, yani çünkü hemen kötü bitiyor. Geçince de anladın mı? Bitiyor gidiyor. İyi geçince de zaten keyifli oluyor. Kısa maç çok zevkli. Abi şu rekabetçi de olması çok tatlı. Ha, oyunlar böyle gereksiz uzamıyor anladın mı? Takımda Rus var. Yani doğru. Kolsuz var. Hani her şey olabiliyor. Dolayısıyla doğru hoşuma gitti. Doğru diyorsun ya. Valla kullanılır o. Ben kullanırım. Onun dışında hemen operasyonumuza bakalım. Bakalım. Abi. Hangilerini beğendin? Şunlar çok ya başarılı değil mi? Ya karakterleri çok bak karakterleri gerçekten çok beğendim. Öyle laf olsun diye söylemiyorum. Bence çok iyi, çok güzel gözüküyorlar. Bu karakter işi bence çok tatlı oldu. Hani kendin göremesen de havalı bir şey anladın mı? Şunlara baksana. Ha ben beğen benim küçük hoşuma Rambolar. Ooo o çok iyiymiş. Çevirebiliyoruz mu bunu? Ama o bayağı iyiymiş. Bayağı başarılı mesela bu. Bakalım şuna bakalım. Ne var burada? Abi Scuba Diver. Nasıl? Abi ben çok beğendim karakterleri ya. Ya mesela bunlar vallahi hoşuma gitmedi benim dur. Şurada mıydı? Ben maskeliyi sevmiyorum. Bir tane geniş bir şey vardı. Böyle geniş bir özel bir şey mi acaba? Dur bakayım. Hani böyle önünde ha şu. Böyle önünde böyle bir kask gibi bir şey var ya. Bunu görmüşüm ben trailer'da. Bu arada bazı modları sen kask deyince aklıma o geldi şey geldi. Kalkan. Kalkan geldi. Hangi modlara geldi? Rekabetçi modda casual. Değil. Evet casual maçlara geldi. Aynen öyle. Onun dışında M4'ü daha fazla vuruyor yapmışlar. Abi şu gördüğünüz M4 artık body'ye. Body'ye daha çok vuruyor değil mi? Yalnız gerçekten bu bence çok ihtiyacımız olan bir güncellemeydi. Şaka yapmıyorum çünkü AK'ye karşı çok şey kalıyordu. Çok zayıf kalıyordu. Body'ye silah. Daha fazla sürekli vuruyor. Şey yapıyordu. 4 body atıyorsun mesela 87 vuruyor. 85 vuruyor. Ki 4 body rifle için iyi bir sayı şimdi yani. Şimdi öldürecek mi? Şimdi büyük ihtimalle damage'ını emin vermemişler. Değilim. Ama öldürecek şekilde ayarlandığına inanıyorum. Bilmiyorum bu ama. Bu yeni kasa. Şöyle göstereyim. Açmayız herhalde daha. Biraz daha ucuzlasın. Gerek yok şimdi ya açmaya. Şu an gerçekten İnanılmaz. Şey... Geçen istatistik paylaştılar. CSGO'da kasa açmak... Gerçekten müthiş maliyetli bir... Ha hala 2,5 dolar olsa... AK güzel yalnız. Fena değil. Çıkınlara bak. Ben alırım ben ha. Çok seviyorum çıkını. Çıkınlar var. Şeyin Dali tabloları, Picasso tabloları gibi olmuş. Bunlar klasik şeyler. Bu çok şeyler. Çirkin be. Evet. O çok çirkin. Onu niye... Ha, bu çok güzel. Toy box. Benim olsun mu? Ucuz durdu. Oha. Bu da güzel ha. Patates kızartması mı bu? Ha Snack Attack. Evet. Patates kızartması, dondurma, abi şey, hamburger, az önceki çok sosisli. Çirkindi ama. Şu değil mi? Evet, bu niye böyle ya bu? Benim bu böyle hoşuma şey sadece resim alıp yapıştırmışlar gibi duruyor. Deagle'la ilgili bir şeyimiz var, evet, değişikliğimiz artık var. Artık o da body'ye daha az vuracak. Zaten az vuruyordu, onu niye değiştirdiler şu, bilmiyorum. Şu official matchmaking değil, practice with bots diyelim. Şu gel Dusty'ye bir bakalım. Bakalım. Dusty de bu arada ana... B'ye girişin de görünürlüğü arttırmış. Dolayısıyla daha rahat görecekler herhalde girerken. B'ye girişe hiç bakmam. Şimdi gezerken bakarız da o mid'deki şey o zaten direkt sniper'ları etkiliyor. Bir ama de çok tatlı değil miydi yani?
Bak o ne? Smoke atıyorsun, bir şeyler Bak yapıyorsun, bana çok taktik var. tatlıydı ama oyunda hile çok ya. Mesela bu güncelleme beni üzmedi yani. O zaman hileyi düzeltmek yerine bu ne oldu böyle? Takıldı şeyimiz. Lastikiyi açamadık. Yüklenmiyor. Daha yeni geldi ya Büyük muhtemelen. ihtimalle ben arkaya görüntü ekliyor Aynen. olurum eğer Bu açılabilirse bir aradaki şekilde. şeylere falan bir görmek lazım yani. Nasıl Ama gözüküyor? şey konuşalım yani dediğim gibi ben görüntü eklemeye çalışırım. Bir kere T-Base'den artık mid'i göremiyorsun. Yani orası duvarla aslında eski CS'ye döndü. Eskiye dönüyor biraz Sen CS'ye. nereden bileceksin de eski Benim videom var CS'yi? CS'leri Allah'ım yarabbim. kıyasladığım Şurada izlemediysen bir bak. CSGO ile oyuna başlamış. 1.6 Allah. muhabbeti yapıyor. Şey. Granatlar yere düşüyor. Granatleri artık yere atıp takım arkadaşına mesela kardeşim sen şu flash'ı tut ben long'a gireceğim sen atarsın falan deyip böyle bir nade paylaşabiliyorsun yere bırakabiliyorsun falan. Ben çok sevdim bu güncellemeyi bu arada. Bir de özellikle Dust 2 Bu özelinde çok oyunu değiştirecek bir evet şey bu arada. kesinlikle Niye değiştirecek bir öyle. şey biliyor musun? Niye Bence öyle? ya benim için şöyle. Ha, nasıl? Bak şimdi normalde Ya siz arkadaşınla pro oyun değilsiniz. kuracaksın ya. Evet. Hani onu tamamen kendin kurabilirsin. Sen flash at, sen bilmem ne yap falan diye. Sen ne diyecek çok merak ettim. Buradaki en önemli şey, diyelim ki rekabetçi bir maçtasın ve işte full buy ile yarım buy yapacak kadar takımda paralar var, tamam mı? Tamam. Diyelim ki senin çok paran var. Sen bir adama silah atabiliyorsun Evet. ama granate atabiliyor musun? Atamıyorsun. Yani adamı full buy'layamıyorsun. Ama şimdi diyelim ki takım arkadaşının çok parası var. Evet. Sende de sadece armor olacak para var ya da işte böyle bir durumdasın. Senin Takım supportta arkadaşın sana granatlerini bırakabiliyor yere atıp. Evet. Dolayısıyla sana full buy yaptırabiliyor. Bu da kompetitif maçlardaki ekonomiyi komple değiştirecek bir şey. Tabii canım mükemmel böyle. Ben bunu çok beğendim. Bence gelmesi gereken bir şeydi bu. Aynen. Bütün gameplay'i değiştirebilecek bir de bence daha kaliteli hale Bir de getirebilecek bir değişiklik yani. bıçak düşürsünler. Ya bıçak... Ha ama Aynen, skinli bıçak. skinli Normal bıçağı kim ne yapsın? Lastiği aç. ama hiç işine gelmez Valve'ın Evet. öyle bir şey ya Abi bence. buradan bu arada seslenmek istiyorum. Şu Valorant'ın geldiği son hale. Abi geçen Valorant oynayayım dedim. Abi her el bir tane adam karşıma geliyor. Abi Fatih var mı? Abi Fatih var mı? Abi Dragon var mı? Abi her el silah istenir mi ya? Ama Valorant'ın CS'den çok büyük bir farkı var. Bak CS'de silahların sesleri, işte kullanışları hiçbir şey değişmiyor ya skin olduğu zaman. O yüzden olsa da olmasa da oyun aynı gibi. Ama Valorant öyle değil. Ses değişiyor, verdiği his değişiyor, animasyonu Abi değişiyor. resmen Kadıköy sahilinde böyle İstanbul'da yaşayanlar bilir. Kadıköy sahiline çıkarsın sevgilinle yürürken bir tane abla gelir ya böyle abi al bir tane be abi. Ama ben yeni güncellemeyi beğendim. Benim hoşuma gitti. Gelmesi gereken şeyler vardı. Bence gameplay değiştirip böyle oyunu eski heyecanına kavuşturamasa bile böyle daha eğlenceli hale getirecek güncellemeler gelmiş. Kutuda yakında açar mıyım acaba? Açarız. Güzel olur, Birazcık keyifli olur. fiyatı mesela bir kuruşa düşsün o zaman. Bir, evet O kesin zaman düşün. aile bütçemizi düşünüp açabilirsin. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.